Şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne günü? Aa, bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. Aklıma gelmedi Pepe. E yani bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Aa, doğru ya. Dün Zulu'yla konuşmuştuk, anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Düşünelim. Ben Maymuş'a da haber vereceğim. Sen düşün sonra bize gel, tamam mı? Tamam Pepe. Maymuş, Maymuş, Maymuş. Nonya. Arkadaşım bugün ne günü anımsıyor musun? Nonya. Ama biraz düşün. Akıl yürüt. Merhaba Pepe, merhaba Maymuş. Merhaba Şişu. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Dedem öğretmişti Şişu. Akıl yürütmek demek edindiğimiz bilgilerle düşünüp bulmaya çalışmak. Şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır Şişu. Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş, akıl yürüt bakalım. Bugün ne günü olabilir? No 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 no. Hayır Maymuş, bayram değil. No 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 no. Hayır Maymuş, anneler günü de değil. No no no. Uzun boylu arkadaşımızla ilgili desem. Evet ya. Bugün Zulu'nun doğum günü. Ona çok güzel bir doğum günü kutlaması hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün sonra bize gel, tamam mı? Nonya nonya. Şu. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulu'nun bugün çok ama çok mutlu olmasını istiyorum. Ona nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklıma bir şey geldi. Evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. Ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. Bak, ben kim oldum şimdi? Zulu. Evet Zulu. Diyorum ki bir sürü Zulu kafası çizsem. Kutlamaya gelen herkes Zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa. Hepimiz biz Zulu'yuz desek. Bir de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. Çok sevindim beğendiğine Şişu. Ben hemen bir sürü Zulu çizmeye başlayayım. Abi, bebeğim. Ha? Vur bebe. Ay. Ne yaptın bebe? Ay, ben gerçekten görmedim bardağı Pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Kutlama şaşırttım gitti. Hepsi bozuldu.
Aa, biz çok üzgünüm. Görmedim suyu. Ben şimdi Zulu'ya ne şaşırtı yapacağım? Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Pepe'nin şaşırtısı bozuldu. Pepe çarptı suya, olan oldu. Çizdi tüm Zulu resimleri, su ile gidiverdi. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Ara sıra olur terslikler, gerçekleşmez istenen şeyler. Terslikler insanı üzer, derin nefes al geçer. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Pepe başka şaşırtı bulacak, Şila ona yardımcı olacak. Terslikler son bulacak, Zulu mutlu olacak. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü, Pepe buna üzüldü. Bisikletin niye öyle tuhaf sesler çıkarıyor? Bilmiyorum bebe, annem onaracak. Aa Pepe! Ne oldu Pepe'ye? Zulu'ya bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok Zulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Şaşırtısı bozuldu diye de Pepe üzüldü, öyle mi? Evet, bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok Zulu surası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa, sormadım, bilmem. Pepe, bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Sizinle. Ay, bu kadar çok Zulu'muz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağını mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz birden Zulu olamayız ama. Benim yüzümden. Demek bu Zulu yüzlerini hepimiz bir Zulu olalım diye çiziyordun. Evet. Bekleyin burada, az sonra geliyorum ben. Pepe, istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? Ama çok üzülüyorum abi. İstemeden yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama benim bütün Zulu çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet, belki döndüremeyiz ama bakın. Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. Zulu maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abiş, beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim, merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. İşte geldik. Hoş geldiniz Şila. Vay. Elinize sağlık, ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı, ne yapalım? Bence maskeleri verelim. Aa, doğru ya. Ha, bu Zulu maskesi. Nasıl yani? Hepimiz birer Zulu mu alacağız? Evet Bibi. Benim fikri. Çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz Zulu maskelerimizle çıkıp iyi ki doğdun diyelim, olur mu? Olur. Olur. Hadi o zaman Zuku Zulu'yu getirmek üzereydi. Seviyoruz güzel arkadaşım. Hepimiz birer Zulu'yuz bak.
Seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ha? Ne? Nasıl yani? Anlamıyor musun yani? Allah seni Zulu, anlamadım sandık. Çok yaşa Zulu. Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Bakıyorum bugün keyfin çok yerinde. Evet, böyle rüzgar yüzüme vuruyor ya. Havalar da ısınıyor ya. İçimden çok güzel duygular geliyor Şişu. Ne güzel bir tanem. Zulu'nun yanına gidiyorum. Onun da ittirgiti var biliyor musun? Beraber gezeceğiz biraz. Harika. Gördün mü Şuşu? Evet canım. Burası kimin evi acaba? Bilmiyorum Pepe. Çok güzel görünüyor. Baksana içinde park bile var. Belki Zulu biliyordur kimin olduğunu. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Halçın kayalıkları göklere yükseliyor. Ne oldu Pepe? Sanki biri ağlıyor. Evet. Orada biri var Şuşu. Ne ağlıyor acaba? Sormak ister misin? Ama hiç tanımıyorum ki. Tanış o zaman canım. Tabii sen bilirsin Pepe. Merhaba. Benim adım Pepe. Senin adın ne? Benim adım da Zeze. Ne güzel bir adın var. Memnun oldum Zeze. Zeze. Adın benimkine benziyor. Evet benziyor Pepe. Ben de memnun oldum. Biraz üzgün görünüyorsun. Hatta sanki ağlıyordun demin. Evet. Ne oldu? Belki sana yardım edebilirim. Evde küçük kardeşim bisikletimi kırmış. Ya. Babam da evde yok. Bir türlü onaramadım bisikletimi. Ona çok kızgınım. Anladım. Peki kardeşinin isteyerek kırdığını mı düşünüyorsun Zeze? Bilmiyorum Pepe. Belki de beni kıskandığı için kırmış. Zeze. Bence istemeden kırmıştır. İnsan sevdiğini hiç üzmek istemez ki. Senin üzüleceğini bile bile yapmamıştır bence. Kardeşler böyle şeyler yapmazlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Bak bir fikrim var. Bisikletinin kırılan parçalarını buraya getirirsen belki onu Zulu ile beraber onarabiliriz. Zulu mu? O kim? O benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Zulu her şeyi onarabilir. Hem tanışmış olursunuz. Tamam geçiyorum Pepe, bekle. Aferin sana Pepe. Gerçekten seninle gurur duydum bir tanem. Çok tatlı bir kız Zeze Şuşu. Evet canım, bence de çok tatlı. Biraz değişik ama. Nasıl değişik? Yani Şire gibi böyle süslü püslü değil. Etek falan da giymemiş ya. Evet doğru. İnsanlar... Farklı farklıdır. Çok çabuk öğreniyorsun Pepe. Getirdim Pepe. Bayağı kırılmış. Kardeşime bisikletimi isteyerek kırdın mı diye sordum. İstemeden kırmış. Haklıymışsın Pepe. Ne güzel. Hadi gidelim. Zulu. Zulu. Güzel arkadaşım merhaba. Bak Zulu, bu yeni arkadaşım Zeze. Zeze, bu da Zulu. Merhaba Zulu. Zulu bak, Zeze'nin bisikleti kırılmış. Onu onarmamıza yardım eder misin? Bisikleti onarıyor Pepe ile Zulu. Bisikleti onarıyor Pepe ile Zeze. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. La 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 la. Bisikleti onardım Pepe ile Zulu. Bisikleti onardım Pepe.
la 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 la. Çok güzeldir bir şeyleri yapmak birlikte. Gerçekten çok güzel oldu. Eskisinden bile güzel oldu. Teşekkür ederim Zulu. Hadi şimdi hep beraber gezelim mi? Şurada bir ev gördüm. Orayı göstermek istiyorum size. Hadi gelin. Aa, bakın ne kadar büyük bir ev. Orası ev değil ki Pepe. Ev değil mi? Ne peki? Orası okul. Okul mu? Evet. Çok güzel bir okulmuş. Benim eve gitmem lazım Pepe. Bisikleti ben de mi göstereceğim? Tamam Zeze. Hoşçakalın. Güle güle Zeze. Zulu ne güzel bir okul değil mi? Keşke ben de artık okula gitsem. Gidebilirsin Pepe. Gerçekten mi? Evet, tabii ki. Ay, acaba nasıl insanlar var okulda? Yani neler yapılıyor, kimler var bilmiyorum ya. Sorun değil, gidince öğrenirsin. Annenle gidip okulun nasıl bir yer olduğunu da yakından görebilirsin. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Zulu, ben hemen annemin yanına gitmek istiyorum. Görüşürüz. Anne! Anne! Efendim Pepe'cim, ne oldu canım? Anne, ben okula gitmek istiyorum. Okula mı gitmek istiyorsun? Evet anne, evet. Ben artık okula gidebilirim değil mi? Yani okula gidecek kadar büyüdüm öyle değil mi? Aa, şey canım, evet anaokuluna gidebilirsin. Niye gitmiyorum o zaman? Hadi anne hadi, okulu gördüm, çok güzel bir yer. Gitmek, görmek, yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorum. Dur sakin ol canım. Lütfen anne lütfen, hadi hadi, ne olur ne olur. Hemen giderim, hadi şimdi ne olur. Ne oldu anne? Pepe nereye gitmek istiyor? Okula gitmek istiyor bebeğim. Aa, okula mı? Pepe o kadar büyüdü mü? Pepeciğim sakin ol, gel yanıma biraz. Okula gitmek istiyorum. Tamam. Onu babanla kendi aramızda bir konuşalım. Okula gitmeni ben de çok isterim. Ama öyle aklımıza düştüğü anda okula gidilmez ki. Yani hemen şimdi gidemeyiz. Ya. Sabretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sabretmek ne demek anne? Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar üzülmeden beklemek demek Pepe. Tamam. Ben de okula gidebilir miyim anne? Biraz daha büyüyünce elbette sen de okula gideceksin bebeğim. Peki okul nasıl bir yer anne? Anlatsana. Okula gitmek için bu kadar heyecan duyman ne kadar güzel Pepe. Okul senin gibi birçok çocuğun geldiği, bir öğretmenin olduğu, bazı kuralların olduğu çok özel, çok güzel bir yerdir Pepe. O öğretmen nasıl biri anne? Öğretmen okuldaki çocuklara çok güzel oyunlar oynatan, oyun oynatırken de harika yeni bilgiler öğreten biridir bebe. Ay, ben okula gitmeyi çok istiyorum anne. Daha da heyecanlandım. İçim içime sığmıyor. Yeni bilgiler öğrenmek çok eğlenceli olmalı. Evet, kesinlikle öyle tatlım. Akşam baban gelince okula ne zaman gidebileceğini kararlaştırırız Pepeciğim. Şuşu, duydun mu? Okula gideceğim okula. Evet canım. Şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. La 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 la. Çok mutlu. Aa,
Ay, babam ne zaman gitsin diyecek acaba bebe? Bilmem ki. Ay, anne konuştun mu babamla? Konuştum tatlım. Üzerini değiştirip geliyor şimdi. Ne olur söyle, ne olur söyle. Ne dedi? Yarın gidip kayıt yaptırabilirsiniz okula dedi. Yaşasın. Çok yaşa baba, çok yaşa. Okula başlıyorum. Niye gelmedi ki? Bilmiyorum bebe. Şimdi gelir herhalde. Ha? Şş, bak geliyor. Yaşasın. Aa Pepe, bebe. Merhaba Şila. Merhaba Şila. Ne bekliyorsunuz böyle? Dudu bugün bize gelecek, onu bekliyoruz. Aa öyle mi? Ne güzel. Aa Şila, sen de gel bekle istersen. Sonra beraber oynarız. Aa tabii, olur Pepe. Harika. Hoş geldin bekleme alanımıza. Günlerce bekledi Pepe. Dudu oynamaya gelsin diye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda Dudu da geldi. Ha? Bakın. Evet, geliyor bebe. Bu kim ki? Merhaba Zeze. Zeze benim sınıf arkadaşım Şila. Yani sen de bizim sınıfa gelirsen senin de sınıf arkadaşın olacak Zeze. Aa ne güzel. Merhaba Zeze. Benim adım da Şila. Şila da benim teyzemin kızı Zeze. Of, memnun oldum Şila. Ben de. Ne bekliyordunuz burada böyle? Dudu bize oyun oynamaya gelecekti de onu bekliyorduk. Pepe ile bebe beni de beklemeye çağırdı. Sonra da hep beraber oyun oynayacağız. Aa ne güzel. Benim de canım sıkılıyordu. İyi tamam Zeze. Sen de gel hadi. Harika, tamam. Hep beraber bekleyelim o zaman. Hadi gel artık Dudu. Ayağımız uyuştu. Oyun oynamak için. Önce bir oyun seçin. Güzel bir oyun seçelim mi Dudu gelene kadar? Aa tamam hadi seçelim. Geri geliyor bakın. Aa, kesin Dudu bu. Ha? Oh ya. Aa. Gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bibicik. Eminim burada ne beklediğimizi soracaksın. Evet bebe, çok merak ettim. Böyle oturmuş ne bekliyorsunuz? Dudu bugün bize oyun oynamaya gelecekti ama Dudu gelmedi. Onun yerine Şila geldi, Zeze geldi, sen geldin. Sen de bize katılmak ister misin Bibi? Aa tabii, oyun oynamaya bayılırım ben. Ama önce Dudu'yu bekleyeceğiz. Aa tamam. Bekle, bekle, bekle. Sıkılma, sabretmeyi dene. Sabret, sabret, çatla. Artı zorluğuya ayrıldım. Ne yapayım abi? Beklemekten çok sıkıldım. Sabret bebe. Sabretmek ne demek? Gerçekleşmesini istediğin şey, gerçekleşene kadar beklemek demek bibi. Aa, şişiyo. Efendim bebe? Bize sabretmeyi sevdirecek bir şarkın var mı? Tabii ki var. Aa, harika, hadi söyleyelim. Tamam. Düşler kurup beklemek, ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, sabrederek huzur bul. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabırla beklersen eğer, gerçekleşir tüm düşler. Hadi sen de bir düş kur, gelsin sana da huzur. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. Beğendiniz mi sabretmek şarkımızı? Aa, evet. Bu şarkıyla sabretmek çok daha eğlenceli. Aa bakın biri daha geliyor. Aa. Beyne dozu değil. Hop demek yok. Sabretmeyi öğreniyoruz. Evet öğreniyoruz. Aa Pepe, Zeze, Bibi merhaba. Ben de buradayım.
oldum. Ben de bebe. Bu da Şili. Memnun oldum. Merhaba Mimi. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Merhaba hepinize. Benim adım Tutu. Tutiş. Çok güzelmiş adın. Tutu benim halamın oğlu. Yakında Tutu da bizimle okula başlayacak, biliyor musunuz? Aa, ne güzel. Ben de başlayacağım. Pepelerin sınıfına hem de. O zaman hepimiz aynı sınıfta olacağız. Ben hariç. Fatih'in en küçük, ben kaldım aranızda. Şey. Burada böyle oturmuş ne mi yapıyoruz Mimi? Aa, nereden bildin ne soracağımı? Kuşlar söyledi. Dudu'yu bekliyoruz. Hepiniz mi? Evet. Pepeler gelecekmiş bugün oyun oynamaya ama bir türlü gelmedi. Siz de bize katılmak ister misiniz? Aa, çok sevinirim. Ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Hani oyun seçecektik Dudu gelene kadar? Aa, doğru, seçecektik. Ne oynayalım Dudu gelince? Topumuz var mı? Olmaz mı? Var tabii. İstop oynayabiliriz. Ben istopu çok severim. Ama futbol da oynayabiliriz. Aa, futbol oynayalım lütfen, lütfen. Ben de futbol oynayabilir miyim Pepiş? İstersen oynarsın tabii bebe. Ama sen fasulye olacaksın. Fasulye mi? O neymiş? Yani fasulye almak ne demek? Yani yedek oyuncu gibi bir şey bebe. O zaman ben fasulye almam. Aa, biri daha geliyor. Bence bu sefer Dudu bu. Bence değil. Lütfen Dudu olsun. Çünkü burada sabır taşı oldum artık. Bence de Dudu. Bence de. Bence de. Tüh be. Olamaz. Gerçekten olamaz bu. Ne oldu çocuklar? Boncuk gibi dizilmişsiniz buraya. Hayırdır? Aa, niye beni görünce bu kadar üzüldünüz? Sen anlat Şila. Biz anlatmaktan yorulduk artık. Bebe ve Pepe bugün Dudu'yla oyun oynayacaklarmış. Burada Dudu'yu beklerlerken ben geldim. Sonra Zezi geldi. Sonra Bibi geldi. Sonra Mimi geldi. Tutu geldi. Anladım. Sonra da ben geldim. Öyle mi? Evet dede. Yani hala Duduş gelmedi. Bize sabrediyoruz. Ama sabır taşı olduk kaldık. Ama bunun için üzülmeniz biraz tuhaf değil mi? Niye ki? Siz bir kişi bekliyormuşsunuz. Şansınıza 1, 2, 3, 4, 5... Beni de sayarsan 6 kişi gelivermiş. Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Bence. Tabii ya. Biz gelmesek Dudu gelseydi siz üçünüz oyun oynayacaktınız. Ama şimdi ne kadar çokum. İşte bu mutluluğumu yerime getirdi. Doğru. Bir kişiyi beklerken bir sürü arkadaşımız geldi. Sen de bizimle Dudu'yu bekleyecek misin o zaman dede? Aa, olur. Evet, böyle boş boş beklemek biraz sıkıcıymış. Beklemiyoruz dede, sabrediyoruz. Tamam. Dedeme hadi sabır şarkımızı söyleyelim. Tamam. Düşler kurup beklemek, ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, sabrederek huzur bul. Sabır, 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 beklemektir ağır ağır. 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 Şarkıymış çocuklar. Evet dede. Aa, bakın biri geliyor. Bu sefer kesin Dudu. Bence de. Bence değil. Bence Dudu. Bence de. Ha? Hay Allah. Bu kim ki? Bu bizim güzel arkadaşımız Maymuş. Ne oldu Maymuş kardeş? Sen de oyun oynamaya mı geldin?
Nasıl yani? Ne diyor Maymuş Pepe? Dudu'yu gördüm, gelemeyecekmiş diyor. Aa! Gerçekten mi Maymuş? Gerçekten değil mi yani? Kafam karıştı. Aa, bakın çocuklar, biri geliyor. Geldim. Dudu gelmiş. Dudu çağırdı. Şimdi çok mutlu, o da olacak akıllı. Pepe şimdi çok mutlu, o da olacak akıllı. Abi? Efendim bebe? Ben çok heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın bebe? Benim güzel abim okula gidecek diye. Ben de çok heyecanlıyım. Pek çok yeni arkadaşım olacak, düşünsene. Bütün gün okulda olacağım. Ne oldu bebe, niye üzüldün? Aklıma şey geldi de. Ne geldi? Çocuklar. Anne. Her şey yolunda mı? Evet anne, sadece çok heyecanlıyım. Şimdi uyuyacağız, uyanacağız, okula gideceğiz değil mi anne? Evet canım. Okuldan ne zaman eve gelecek abi Şahane? Akşama doğru bebeciğim. Tamam. Ay hadi uyuyalım o zaman. Hemen sabah olsun istiyorum. Hadi o zaman yataklara bakalım. Yumun bakalım gözlerinizi. Ha? İyi geceler, tatlı rüyalar. Sana da anne. Sana da. İyi uykular güzel kardeşim. İyi uykular. Ne oldu bebeciğim? Neden uyumuyorsun bir tanem? Uyumuyorum çocuğum. Bir sebebi var mı bebeciğim? Kendimi biraz üzgün hissediyorum. Demek kendini üzgün hissediyorsun, öyle mi? Evet şuşu. Çünkü abim yarın okula gidecek ve ben onu çok özleyeceğim. Ay canım benim. Evet abin okuldayken onu biraz özleyeceksin ama akşama doğru abin de seni çok özlemiş olarak koşarak eve gelecek. Burada beni özler mi yani? Bence kesin özler bebe. Şuşu. Efendim bebe? Ben böyle çok sevindiğimde ya da çok üzüldüğümde içimden çok çok duygular geliyor. İçinden çok çok duygular geliyor demek. Evet, böyle çok duygu geldiğinde de şarkı söylemek istiyorum. Çok güzel bebe. Şarkı söylemek hislerimizi, duygularımızı anlatmanın bir yoludur çünkü bebeciğim. Örneğin şu an bir şarkı geldi, hislerimi anlatan. Sana söyleyebilir miyim? Tabii ki bir tanem, dinliyorum. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Harika bir şarkı bu bebe. Hislerini ne güzel anlattın bir tanem. Evet, şimdi hissettiklerimi paylaşmış oldum seninle. Paylaşınca biraz rahatladım. Canım benim, çok sevindim. Şimdi uyuyabilirim. İyi geceler bebeciğim. İyi geceler şişim. Abim de beni özleyecek değil mi şuşu? Bence özleyecek bebeciğim. Hadi uyu. Bakalım yarın Pepe beni özleyecek mi? Hadi anne, hadi çabuk çabuk gidelim ay. Tamam, gidiyoruz Pepeciğim. Çok tatlı. Görüşürüz bebe, görüşürüz nene. Görüşürüz abi. Anne, bugün sen de okulda kalacak mısın? Kalmamı istersen kalırım canım. Ama her gün kalamam. Yok yok, bugün biraz kal. Ben arkadaşlarıma alışınca gidersin, olur mu? Olur canım. İşte geldik. Aa Pepe, seni gördüğüme çok sevindim. Biraz heyecanlıyız. Hani benim sınıftaki arkadaşlarım nerede anne? Bak burada Bibi var. Merhaba. Adım Bibi mi? Evet.
Benim adım da Pepe. Bisikletin var mı? Var ama evde. Bir de ittirgitim var. Okula ittirgitimi getirebilir miyim anne? Öğretmenine soralım. Belli günlerde getirebilirsin Pepe'cim. Ama her gün değil. Bibi'yle oynayabilir miyim? Al sen bin. Çok güzelmiş bisikletin Bibi. Teşekkür ederim. Senin kardeşin var mı Pepe? Evet. Çok güzel bir kız kardeşim var Bibi. Adı Bebe. Bebeciğim, ne yapıyorsun orada? Hadi aşağı gel de oyun oynayalım. Canım istemiyor Dene. Allah Allah. Senin canın oyun oynamak istemiyor, öyle mi? Neyin var kızım? Pepe ne yapıyor acaba anneciğim? Pepe okulda arkadaşlarıyla tanışıyordur sanırım bebeciğim. Sence Pepe beni özlüyor mudur? Bence kesin özlüyordur bir tanem. Ben de onu çok özledim de. Oy benim duygu küpü torunum. Canım abişim. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Bütün gün pencerede mi oturacaksın bebeciğim? Abim ne zaman gelecek anneciğim? Akşama doğru gelir. Hadi aşağı inelim de oyun oynayalım. Hadi hadi. Tamam. Ben kaydıraktan kayacağım. Ben de kayacağım. Bir arkadaşımız daha geldi. Ama göremiyoruz ki. Zeze? Zeze mi? Ben Zeze'yi tanıyorum. Merhaba. Pepe. Seni gördüğüme çok sevindim Pepe. Ben de seni Zeze. Demek tanışıyorsunuz. Evet. Zeze bak, bu da Bibi. Merhaba. Merhaba. Ben de Zeze. Hadi kaydıraktan kayalım o zaman. Çocuklar, hadi gelin benimle. Güzel bir oyun oynayalım ha? Oyuna bayılırım ben. Ben de. Oturun. Şimdi bugün okulun ilk günü. Sınıfınızdaki tüm arkadaşlarınız henüz gelmedi. Ama ilerleyen günlerde onlar da gelecek. Ne oynayacağız öğretmenim? Şu an ne hissediyorum oyun oynayacağız. Nasıl oynanıyor bu oyun öğretmenim? Şöyle bir iç sesimizi dinliyoruz önce. Ve bu kartlardaki duygulardan hangisine yakın bir duygu hissettiğimize karar verip kartımızı seçiyoruz. Evet Zeze, hangi kartı seçiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Kendimi mutlu hissediyorum öğretmenim. Çok güzel Zeze. Peki ya Bibi sen? Bibi, kendini mutsuz mu hissediyorsun arkadaşım? Evet. Ama neden ki? Annemi özledim. Anlıyorum seni Bibi. Annem birazdan gelecek biliyorsun değil mi? Pepe, sen kendini nasıl hissediyorsun canım? Aslında ben de Bibi gibi hem annemi hem de canım kardeşim Bebe'yi özledim öğretmenim. Ama özlediğim için kendimi mutsuz hissetmiyorum. Çünkü zaten biraz sonra annem gelecek ve beni evime kardeşimin yanına götürecek. Yani ben de kardeşimi ve annemi özledim ama burada olduğum için de mutluyum. Çok güzel anlattın. Aferin sana. Hadi Bibi sen de üzülme. Biraz daha parkta oynayabilir miyiz öğretmenim? Kaçın, kaçın. Kaç gün biraz yakalayacağım. Ben de bizi uyuyamaz.
okulda yeni arkadaşlarla tanıştım. Bir sürü oyunlar oynadım, çok eğlendim. Okulu çok sevdim. Ama seni de çok özledim bebe. Evet ya, ne sandın he? Özlemeyeceğimi mi sandın yoksa? Sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir api indirin ve çocuğunuzu api ile tanıştırın. Yaşasın! Ha, çok güzel oldu, çok! Bibi bugün çok mutlu görünüyor. Bibi? Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa, anladım, çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay, nerede kaldı acaba? Bibi, Bibi! Aa, canım arkadaşım geldi. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Oyuncaklara öyle bakacağınızı alıp oynasanız çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Ha? Kırmızı arabamız da gidiyor. Durun, durun. Aa, evet, o benim en sevdiğim kırmızı araba. Çok hızlı gider. İşte bir ayıcık. Ha? Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki dağa doğru hızla gidiyor. O da benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Aa, tahta misketler ha. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok, o kalemler hemen bitiyor, sakın açma. Araba çok hızlı gidiyor. Pepe, üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. Bebeğin oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiçbir oyuncağını ellememe izin vermiyor. Evet canım, gördüm. Ama neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Pepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bebeğini sevmiyor mu? Pepe üzgün hissediyor. Bibi onunla oynamıyor. Oyuncaklarını vermeyip kendi kendine gitti. Aa, biz oyuncaklarını oynuyorduk. Niye gitti ki?
ki? Bir düşün bakalım Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldım. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık yayayı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben yayayı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek yayayı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra işte arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketleri, boya kalemleri. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Ben de kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım. Böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok üzer. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum. Ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam, dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldı. Oyuncaklarını Pepe'yle paylaşmadın yani. Evet, paylaşmadım Mimi.
O da çok üzüldü, küstü bana ve evine gitti. Aa, yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. Evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe. Pepe. Umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum, benim yüzümden. Sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Hı? Affetmeyecek misin? Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. Harikasın Pepe.